taraftan bir yayını kapatıp açtım, düzeldi mi bilmiyorum. Bugün gerçekten ciddi bir internet sıkıntısı var. Kaç kere de zaten yayınım, internetim gitti. An düzgün gibi. Yayını kapatıp açtım, düzelmiş olabilir. Bilmiyorum niye böyle yapıyor, hiç fikrim yok. Olan Serhat biteni... retire verdi. Serhat retire kadar verdi. Azmine kurban, ne diyeyim, bir kadar gidip retire vermesi. Evet. Takdire şayan. Ben çoktan bilgileri kapatmıştım muhtemelen. Evet, geri döndüğüme göre Türker'in şu anda liderliğinde son turdayız. Spa'da arkasında ilk yarışına katılan Eray Güner var. 10 saniye aradaki fark kapatıyor ama artık turlar bitti Eray için. Türker da... lastikleri çok iyi korudu. Çok iyi idare etti. 21 saniye girse de Alican var. Podyum böyle bitecek. Ercan da 4. sırada bitirecek gibi gözüküyor. Son dakikada bir anormallik olmazsa Türker'in ikinci zaferini izliyor olabiliriz. Faruk Uğurlu geldin adama galiba. Ya da benim söyleyeceklerimden korkup hata yapmadı diyelim. Şu gerçi iki sektör kaldı, iki viraj kaldı. Onlar da bir geçsin, ondan sonra söyleyeceklerimizi söyleyelim. Evet. Türker. Evet, bu noktadan sonra vermez. Sektör. Hala yere saçıyor Türker. Çok büyük hatalar yapıyor. Abi niye yere saçıyorsun? Arkandaki adamın 3 saniye cezası var. 9.3 saniye fark var. Evet. Hatta 3 değil, evet. 6 saniye cezası var Eray'ın. 6 saniye cezası var. Bir tane daha ceza yedi o sonra. Aralar o kadar açık ki şu an sıralama herhalde böyle. Evet, bitecek ve bitecek. Türker ikinci zaferini alıyor. Spa'da, Belçika'da Türker Türk kazanıyor yarışı. Şimdi ikinci sırada Eray gelebilecek mi onu izliyoruz. Eray ilk katıldığı yarışta podyum alıyor. Eray Güner. Tebrikler. Gerçekten tebrikler. Ayrıca tebrik ediyorum kendisini ki birazdan zaten görüşeceğiz. Şimdi Alican Vatanperver'i izliyoruz. O da Sercan da bu arada 5. sırada hasar azaltmış oldu diyebiliriz açıkçası. Evet. Alican geçiyor çizgiyi. 3. sırada bitiriyor ve şimdi Ercihan gelecek. O da 4. Evet. Ercihan resmen şov yaparak. Şov yaparak da. Oho. Ercihan ailenin önünde ne yapıyorsun? Utanmıyor musun yani? Bu nedir? Ercihan 4. sırada bitirdi. Biraz zorla da olsa. Belki de lastikleri çok ısınmış da olabilir. Spin attıysa hemen önce görmedim. Sercan 5. sırada bitiriyor. Kayı Şahin ve Mert Türkmen arka arkaya bitirecekler gibi. Kayı Şahin 6. sırada bitiriyor. Mert, o kadar mesafe var ki insanların arasında, baksana. Hala bitmedi yarış yani. Yağmurlu yarışların kaderi. Evet, gerçekten öyle. Mert Türkmen 7. sırada yarışı bitiriyor. Emre Aydemir 8. sırada Haas'a değerli puanlar kazandırıyor. Ercan'ın da sanırım Sol Lig'deki en iyi derecesi. Yarış sonucu. Evet. Ona da tebrikler buradan. Emre 8. sırada bitiriyor. Utkun geliyor şu anda. Son geçecek olan çizgiyi Utkun. McLaren'lar 9. ve 10. bitiriyor ve 1. sırada ve sonuncu sırada bir Aston Martin'le Belçika Grand Prix'sinin sonuna geliyoruz. Beklediğim kadar korkunç bir yarış olmadı. Kayı Şahin Freiburg'da diye seçilmiş. Ben güvenlik aracından kafamızı kurtaramayız diye düşünmüştüm yani ama böylece... Ama bence yağmura göre gayet temiz bir sürüş oldu. Çok hata yapılmadı. Yani bunlar çok olası yani, bu kadar hata çok normal. Güzel bir yarıştı bence. Keşke Türker'den bir şey isteseydik, selfie video isteseydik. Ben hani o mu, yerine başkasını mı yarıştırdı acaba diye düşündüm şu anda bu performanstan sonra. Bilemiyorum yani. Osman, o benden korkuyordu, sen benden fena çıktın. Sen yeterli beklentiyi, bekleyeni veremeyince dedim ben yapayım biraz yani, yapacak bir şey yok. Ne yapayım, adam ağzıma laf vermedi. Türker, Eray ve Alican üçlüsüyle podyumu tamamlamış olduk. Şimdi podyum röportajlarına geçiyoruz. Benim ilk soracağım soru, Türkiye'nin lastiklerinin kaçta bittiği mesela.
sorulması gerekiyor, önemli sorulardan. Keşke arada yayında böyle abuk sabuk şeyler yapmasaydı. Hala yapıyor bu arada. Hala yapıyor, onu söyleyeyim. Ama zaten artık yarış bittiği için çok büyük bir sıkıntı yok. Biz hemen bir Türker'i alalım. Türker'i alalım derken ben kendim gittim bir saniye. Alican'ı alalım. Eray nerede? Eğer yayını izliyorsa Eray, bence ilk podyum röportajına gelsin. Arkadaşlar geldi kendisi. Alıyorum geldi. Ben Osman. Tamam. Aldık, evet. Üçlüyü aldık. Alican, Eray, Türker. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tebrik ediyorum üçünüzü de öncelikle. Teşekkür ederim. Evet. Evet, öncelikle Türker, bu sefer seni çığlıklarla karşılamayacağım. Alıştırdın artık bizi. Bitti. Yani bir kere abi, kazanınca. İkincide de alışmayın ya. Alıştık. Vallahi alıştık. Bak burada Faruk hazır bekliyordu. Lafları hazırlamış. Kağıda yazmış. Hiç... Türker, ben bir benden korkuna mı evet, bitirdin evet. Yarışı kardeşim? Benden korkuna bitirdim. Lastiklerin kaçtı Türker? Bittiğinde 65 falandı. 65-55 falan. Nasıl ya? O zaman Sercan çok yemiş lastikleri. Ya Kaye ile kapıştığı için belki zorlamıştır o arkada. Türker önü bomboş bastı gitti. Ben Eray pite girince dedim okey. Çünkü çok yaklaşıyordu sürekli. Ben sen de girersin diye tahmin ettim. Yok, o yüzden hayır. Girdim. Benim lastiklerimi çok, yani çok güzel koruyordum ben o lastikleri. Gözüm gibi bakıyordum onlara. Ya ben çok koruyamadığım için girdim. Valla Türker, öncelikle seni bir tekrardan tebrik ediyorum. İkinci kazandığın yarış oldu. Evet. Keşke bu streak'i ligin biraz daha başında yapsaydın. Çok daha güzel olurdu. Olmadı abi. Ben de ya Herve o ya Merve o. Değil mi? Ya yarış kazanacağım ya da DNF olacağım. Arası evet. Yok bende galiba. Arası yok galiba, evet, neyse. Allah tebrik ediyorum. Yarış nasıl geçti senin için? Kısaca bir alalım. Valla Serhat Besin'in yarışı bana satmasıyla aslında keyfim bayağı yükseldi. Vet takalım mı, takmayalım mı? İşte küçük gibi işte oradan ben vet takıyorum abi. O da oyunun azizliğine uğradı. Vetler nasıl diye sordum, çok kötü dedi. Serhat da ben deneyeceğim abi dedi, girdi. Birinciliği bana bıraktı. Ondan sonra da zaten önüm açık şekilde yavaş yavaş Kaan'ı şeklinde gittim yani. Vallahi çok da Kaan'ı değil, gayet iyi aradaki mesafeyi korudun. Burada ama en önemlisi, şimdi Eray'a döneceğim. Ligdeki, öncelikle Eray hoş geldin lige. İlk yani lig yarışında seni burada direkt podyumda görmek çok güzel bir sürpriz oldu. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Kuali'deki çok talihsiz DNF'inden sonra ben canlı canlı izledim onu. Arka tekeri kaptırdın duvara. Evet. Evet. Yani sonrasında ama yarışta güzel bir performansla ikincilikle bitirdin. Ve bayağı da Türker'le aslında eşit gidiyordun. Yarım saniye kadar farklı, uzun süre gittiniz öyle. Nasıl geçti yarış? Ya heyecanlıydım biraz. Benim Türker abinin pite girmesini bekledim ben. Girmeyince girdim. Ama pit yapacağını düşündüm ama lastiği korudu. Tebrik ederim onu da tekrardan. Bana P1 kolay kolay gelmiyor ya. Bırakmıyorum o yüzden. Eray, tebrik ediyorum ben de seni. Çok güzel sürdün. Çok renk kattın ligimize. Eray, heyecanlı halin bu mu ya? Sesin bayağı şey böyle. Röportaj bitse de gitsem uyusam bu şeklinde daha çok. Yok yok, ben sürekli bu şekilde. Ha, sürekli böylesin. Anladım. Sakinsin yani. Anladım. Vallahi tebrik ediyorum ama çok güzel bir yarıştı. Umarım ligde ilerleyen yarışlarda da gene bu performansa devam ederse seni ön sıralarda görmek isteriz böyle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ve şimdi podyumda üçüncümüze gelelim. Alican, uzun bir süreden sonra seni podyumda görüyoruz tekrardan. Herhalde iki yarış falandır podyuma çıkmıyor adam ama olsun. Alıştık bir kere artık, hepsi diyoruz. Tebrik ediyorum, nasıl geçti yarış? Yarış çok stabil ve standarttı. Böyle kendi kendime gittim bütün yarış boyunca. Türker'den bir atraksiyon bekledim ama o lastiklerle, bir de yağmur yağmışken dedim ki yani Türker bir kaymaya bakar ama bakmadı. Tebrik ediyorum ya, gerçekten çok güzel sürdü. Tek Eray'la bir işte ufak bir temas oldu bir yerde. Evet. Orada ben de zorladım. O da herhalde göremedi. Öyle bir şey oldu ama o bana çok bir şeye mal olmadı. Yani arkamdakiyle aramda bayağı mesafe varmış.
şekilde toparlayabildim. Onun haricinde çok stabil, standart. Ben de beklemiyordum bu arada podyuma çıkıp. Herhalde orta sıralarda bitiririm dediğim bir yarıştı. Ama kazalar oldu. Serhat'ın çok kötü oldu kazası. Evet. Onun haricinde stabil yani, öyle düz bir yarıştı. Biraz heyecanlıydım. Öyle çok pushlayamadım sadece yağmur var diye. Standart gitmeye çalıştım yani. Evet, şampiyondaki rakibi Sercan da yoktu bir de. Bak hala burada yok yani, normalde alışırız. Sercan'ın ne olduğunu anlamadım. Herhalde yani kolla ilgili bir problem mi? Bu pistte kolla aracı kontrol etmek zor olabilir. Çünkü çok açılı virajlar var. Uzun sürüyor virajlar. Belli bir açıda tutmak direksiyonu çok zor. Aynı zamanda gazı ayarlamak da çok zor. Hele ki yağmurda. Herhalde kolla ilgili bir problem yaşadı. Yani onun haricinde Sercan'dan Valide de şey olduğunu düşündüm ben açıkçası. Yağmur setup'ı yaptığı için bir saniye geride. Evet. Onu ben herhalde de düşündüm. Öyle dedim ama. Ki pist ıslandıkça Sercan mi hızlandı bir yerden sonra. Ama sonrasında wet tercihi. Wetler hani bardaktan boşa öncesine yağmasına rağmen yağmur. Wetlik olmadı pist. İnterler daha evet hızlıydı yarışın sonuna kadar. Evet, onu ben her iki turda bir sorguladım. Sürekli inter diyordu şeyde. Evet. Evet. İnter iyiydi. Ben sadece Türker'in uzun dayanacağını düşünmemiştim yani o kadar. Öyle olsaydı ben de pite girmezdim ama ben çok yavaşladım. Türker güzel gitti. O yüzden tebrik ederim. Eray'ı da tebrik ederim. İlk yarışı herhalde Eray. İlk yarışı. Gelir gelmez podyumla başladı. Valla süper. Tebrik ederim evet ikisini de. Güzel Azim yarıştı. Ben de tebrik ederim seni. Eray'a sorum. Eray ilk lig yarışın mı bu senin yoksa? Ya, ilk lig yarışım. O zaman eline sağlık. Bir daha çok tebrik ettim seni. Ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hele böyle bir yarışta ikincilik alabilmek, yani ben ilk lig yarışında elim ve ayağım titriyordu muhtemelen. Bilmiyorum sende durumlar nasıldı ama çok büyük başarı, tebrikler. Teşekkür ederim. Valla ben açıkçası çok sürpriz, yani Alican'ın podyumda olması sürpriz değil kendisinin söylediğinin aksine. Alican her zaman podyumda olma ihtimali olan pilot da. Ben Türker'in bir şekilde kaza yapmaması, lastik patlatmaması ve stabil sürmesi ve birinci olması. Türker artık yeni normalin buysa hani biz de senden bunu bekleyelim artık. Tamam? Yani çok bunun sözünü veremeyeceğim maalesef. Çünkü bunu bekliyoruz. Güvenlik aracına çarpıp DLF alıyorsun. Sonra onu bekliyoruz. Bu sefer hatası sürüp yarış kazanıyorsun. Bizi de salak etti yani. Bir şey karar ver. Ya, ben de anlamadım. Ya aslında ben Koali'de oyundan düştüm. Yani crash yedim. Evet. Normalde çok daha fazla tur. Yani en azından bir tur daha atabilirdim ama. Hani en azından pole de alsaydım daha mutlu olacaktım. Ama yarış galibiyeti de şu anda beni bayağı mutlu ediyor yani. Tabii eder yani. Peki arkadaşlar, tekrardan ellerinize sağlık. Önümüzdeki hafta Cidde'de görüşmek üzere sizlerle. Cidde var önümüzdeki hafta biliyorsunuz. Şimdiden evet kolay gelsin o yarış içinde. Orada da yağmur yağmasın bence artık. Ya herhalde yağmaz artık, bilmiyorum ya. Bir şey diyemiyorum yani. Sizdeki bu kısmet olduğu sürece her yerde yağabilir, hiç belli olmaz. O zaman iyi akşamlar hepiniz arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkes ellerinize sağlık. Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yani görüşürüz. Evet Faruk. Senin de artık son diyeceğin şeyler varsa alalım ve kapatalım yayını. Ağzına sağlık Osman. Güzel bir yarıştı. Çok fazla belki geçiş olmadı ama gergin bir yarış oldu. Bence güzeldi. Özellikle ilk turlardaki Serhat Türker, Alican, Eray, onların kapışmaları bence güzeldi. Evet evet, gerçekten. Yarışa renk kattı. Kesinlikle. Yani ben güvenlik aracı bekliyordum. Güvenlik aracı çıkmadı. Beklediğim çoğu şey olmadı. Yani Türkiye'nin yarışı evet dahil olmak üzere. Çoğu şey olmadı ama güzel bir sürpriz oldu. Ben şahsen gayet keyif aldım yarıştan. Çok fazla geçiş olmasa bile dediğin gibi gerginlik oldukça insanın evet kendisinde tutuyordu. O iyi bir şeydi. Sana da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yarın seni de bu pistte göreceğiz inşallah. Hava size daha yüzünüze güler. Senin İnşallah de ağzına sağlık, yorumlarınla renk kattın bugüne. Teşekkür ederim efendim. Evet, öyleyse arkadaşlar yarın akşam saat 20.45'te bu önümüzdeki 4 yarış böyle oluyor. Yani, tabii 4 yarış, bu yarış dahil olmak üzere 4 yarış 20.45'te olacak Ramazan boyunca yarışlar. Ondan sonra yine 20.30'a dönecek. 20.45'te tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.